Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte Türk Gücü'ne devam ediyoruz arkadaşlar. O ilgi gösterdiğiniz, o en sevdiğiniz serilerden biri olan Türk Gücü'ne devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün öyle şeyler yapacağız ki, aklınız hayaliniz şaşacak. Yani bugünkü videoya 5000 beğeni bile gelir ama ben sizlerden yine 2500 isteyeyim. Siz 2 saatte ama 2000 beğeni yapın. Yani sizlerden ben herkesin böyle tam ekranı kapatıp like atsın yani bu videoya. Çünkü öyle bir harcamalar yapacağım ki yani artık hak ettiğini göreceksiniz zaten. Ve yeniyseniz de arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın hepiniz. Evet, sen de abone olup bildirimleri aç. Bak unutuyorsun. Bak bayağı bir dışarıda izleyen var. Önerilerden falan izliyorsun. Unutuyorsun sen de. Sen de unutma, abone ol ve bildirimleri aç. Her neyse arkadaşlar, gerçekten çok efsane transferler yapacağız bugün sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi bütün oyuncularımı neredeyse sattım. Bütün para eden oyuncularımı sattım ve şu anda 3.5 milyondan fazla coins'im var. Ve arkadaşlar paketten de önemli bir oyuncu çıktı. Bugün 2 tane transfer yapıyoruz bu arada. Yani normalde beğeni atmadığınız videolara, eğer beğeni atmıyorsanız bile yani bu videoya atın diyorum. Başka atacak video kalmadı çünkü daha iyi bir video yok. Hadi bakalım şimdi arkadaşlar hemen takıma giriyoruz. Süper Lig ve Başakşehir'e geldik ve buradan arkadaşlar tabii ki o istediğiniz bu oyuncuyu 135 TL değerinde videosunda alamadığımız Vişka'yı şimdi sizlerle birlikte alacağız. 2 milyon 900 bin coin'e gördüm ve onu şimdi sizlerle beraber arkadaşlar sizler için satın alıyorum. Bastım arkadaşlar ve sizler için Edin Vişka'yı aldım. Şu kartın özelliklerine bakın. Abi süper. İşte Türk gücümüzü bayağı bir yükseltecek bir oyuncu. Ve arkadaşlar şu anda pazarda bulunmayan bir oyuncu daha gelecek şimdi takıma. Ama siz hazır olun, sakin olun ve hazır olun abi. Çok güzel bir oyuncu geliyor şimdi. Ve arkadaşlar hazır mıyız? İşte o geliyor. Elif Elmas'ın haftanın takımı kartı. Bunu da yorumlarda çok istemiştiniz arkadaşlar. Ve bir sonraki bölümde kimi transfer edelim yorumlara yazın. En çok beğenileni alıyorum arkadaşlar. O yüzden yorumlarınızı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar her Türk gücü videosunda gösterdiğim gibi şu anda da efsane bir yorumunuzu gösteriyorum. Sizler de o şekilde güzel bir yorum yaparak Türk gücü videolarında yorumunuzun gözükmesini sağlayabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açarak da arkadaşlar videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu arada Elif Elmas'ın muhtemelen beceri geliştiricisini yükselteceğim şu anda ama yani 300 bine yükselteceğim, 300 bine boost basayım arkadaşlar, daha iyi olur. Şimdi kimleri basacağımı hiç bilemiyorum. Yusuf Yazıcı'yı kadrodan çıkardığımız için bir basalım ama başka da orta saha yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bu da hiç hoş bir durum değil açıkçası ama ben buradan arkadaşlar Elif Elmas'a bayağı bir boost basacağım yani. Çünkü hak ediyor abi. 81 yen mi oluyor şu an? Aynen galiba, yok 80, aynen 81 yen oluyor. Ben 82 yen yapacağım ya Elif Elmas'ı. 286 bin coins'e 82 rating yaptım abi. Gerçekten bayağı bir boost bastım ama değer arkadaşlar, sizler için sizlerin beğenilerini atacağınızı biliyorum. Ve arkadaşlar hatta ben bütün coins'imi harcayayım. Bunu da bastım ya. Vallahi bunu da bastım abi. Yani gerçekten fena bir şekilde gaza geldim. Ve bütün coins'imi yine ben harcadım arkadaşlar Türk gücüne. Çünkü sizlerin beğenilerinizi atacağınızı biliyorum arkadaşlar. Her neyse şimdi arkadaşlar kadroyu görüyorsunuz. Gerçekten efsane. Bir sonraki bölümde kimi transfer edelim yorumlara yazmayı unutmayın. Ve haydi bakalım arkadaşlar tekrardan bir teke tek modu maçımıza gireceğiz. Bakalım teke tek modunda başımıza neler gelecek. Haydi maçımıza başlayalım. Efsane transferlerin ardından şimdi maçımıza başlıyoruz. Sizlerin yorumlarıyla, sizlerin beğenileriyle yaptığımız seri sizlerle birlikte baştan sona kadar ilerledik. Manu'yu istediğiniz aldık. Roberto Carlos'u istediğiniz aldık. Burak Yılmaz'ı istediğiniz onu da aldık. Elif Elmas, Edin Vişka onları da aldık. Yani herkesi aldık arkadaşlar. Rakip Ronaldo'lu falan da olsa abi bizim Türk gücümüz bakalım gününü onlara gösterebilecek mi? Üçlü defanslı takımlardan aslında çok korkuyorum. Ama en mantıklı diziliş üçlü defanslı diziliş olarak geldi bana. Çünkü bir tane sağ orta saha, bir tane de sol orta saha aldık. Ayrıca Quaresma falan da ileride oynasın istedim. Ve bu şekilde bir dizilişe imza atmış olduk. Şimdi Burak Yılmaz. Burak Yılmaz harika bir pas Manu'ya. Yetiş abi. Süper. Manu. Abi yapma ya. Gerçekten aşağıya inseydim zaten. Elif Elmas. Elif Elmas hatalı bir harekette. Şu anda topu kaptırdık. Evet devam ediyoruz şu anda maça. Hadi bakalım abi. Elif Elmas sana çok güveniyorum. 92 ratingsin. Takımın oranına göre birazcık düşüksün ama sen iyi oynayacağına inanıyorum. Defanslarımız bayağı bir yükseldi. Vida'yı falan bayağı yükselttim. Roberto Carlos orada kafa vurabilecek mi? Zorlanır da. Şikirtel çok yanlış bir yere uzaklaştırdı şu an topu. Birazcık riskli oldu. Elif Elmas işte busun sen. Aferin bravo. Süper. Şu anda süper abi her şey. Roberto Carlos sadece full boost ile oynamıyor abicim kadroda. Gerisi her şey süper zaten. Hadi abi kullan artık ya, ne bekliyorsun? Evet çok güzel aldık topu. Adamın önünde dolandık. Adamın kafasını karıştırdık ve topu aldık şimdi Manu. Manu ile uçacağız abi şimdi. İnşallah uçabilirsek çok iyi olur. Sağ tarafta yine uçan bir oyuncumuz zaten var. Bu Roberto Carlos mu? Quaresma'ymış. Pardon, ne Roberto Carlos'u? Quaresma'yı şöyle bir plase edenin. Abi çok hızlı geliyor defansı ya.
daha erken ya da daha dar açıdan vurmam lazım arkadaşlar. Yoksa sıkıntı olacak. Vişka süper. Vişka zaten şu an takımın yıldızı herhalde. Faul yok mu hocam? Abi nasıl yok? Bu arada Vişka arkadaşlar yani Ronaldo falan gibi oynar herhalde. Yüzlerde hızları var. Her özelliği süper şu an Vişka'nın. Bakalım nasıl oynayacak. Vişka'dan ben çok ümitliyim bu videolarda. Bakalım. Vişka güzel bir görüş yaptı şu anda Quaresma'ya doğru. Quaresma çekecek mi topu? Quaresma evet şu anda korner. Güzel abi bak biz daha üstün oynuyoruz gibi geldi şu anda bana. Umarım da maçı kazanabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir orta geldi şu anda. Şikirtel genelde kafa vuramıyor ama yine de vuramadı abi. Şikirtel kafa vuramıyor. Ben bir daha Şikirtel orta açmıyorum abi. Burada kararımı verdim. Umarım da unutmam bu kararımı. Yoksa yine boşu boşuna bir korneri harcamış oluruz diyorum. Rakip pas yaparak beni yok etmeye çalışıyor ama orada Şikirtel o topu alacak mı alamadı. Pogba Nakata'ya verdi. Nakata şimdi. Nakata abi bayağı bir hızlandı. Onu spiker yapıyorum şu anda. Roberto Carlos değil Ronaldo. Roberto Carlos müdahale yaptı ama Ronaldo plase vurursa gol olur. Ronaldo. Ronaldo vurdurmadık. Penaltı. Abi nasıl penaltı ya? Topa vuramıyor. Yere düşüyor. Penaltı veriyor. Gerçekten çok boş bir penaltıydı ya. Maalesef arkadaşlar golü yiyeceğiz muhtemelen ve oyun dondu. Çünkü abi aşırı boş bir penaltı. Gerçekten aşırı boş, aşırı boş ötesi bir penaltıydı. Yani gerçekten çok anlamsız geldi bana ama yapacak bir şey de yok arkadaşlar. Ronaldo kullanacak. Gelirken atlayacağım bir yere ama sola doğru atlayacağım abi. Hadi bakalım sağ attı. Abi tüh ya vallahi kaçtı gitti. Umarım çok da sıkıntı olmaz arkadaşlar. Haydi bakalım devam edeceğiz. Ronaldo güzel bir gole imza attı maalesef arkadaşlar. Abi çok boş bir gol yedik ya. Cidden çok boş bir gol yedik. Şimdi Manu, Elvis Manu ver pasını. Abi versenen çok bekliyor ya. Çok oyuncular çok bekliyor arkadaşlar. Sebebini bilmiyorum ama aşırı bekliyorlar. Çok gereksiz bekliyorlar. Kafayı yiyeceğim artık ya. Versene abi pasa basıyorum. Pasını ver. Niye bir daha topu ilerletiyorsun? Gerçekten çok saçma ya. Neymar şimdi. Neymar. Adam değişik hareketler yapacak ama bu şekilde bu gol yer. Ben size söyleyeyim. Bu şekilde bu adam gol yer. Topu taşa niye sürdü bilmiyorum. Ben bu adama bu şekilde gol atarım abi. Dalga geçmek neymiş göstereceğim abi şu anda. Evet dalga geçmek neymiş gördü arkadaşlar. Türk gücüyle dalga geçilir mi lan? Türk gücüyle dalga geçilir mi oğlum? Türk gücüyle dalga geçilir mi be kardeşim? Seni böyle yok ederler işte hadi bakalım. Hadi kardeşim sen lobiye dön. Sen bence bırak oyunu abi. Adam Türk gücüyle dalga geçti ya. Bak bak bekliyor falan bu arada. İlginç ya gerçekten. Bak 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 hep aynı hareketi yapıyor. Ne oluyor oğlum? Bu adam niye bu hareketi yapıp duruyor abi? Çok saçma geldi şu an. Neyse Vişka'yı denemiş oluruz. Dur bir dakika bakayım. Oğlum bir de pres de yapıyor ilginç bir şekilde. Bari pres de yapma yani. Ama topu taça sürmekte abi kararlı. Yani dalga geçer gibi topu taça sürüyor arkadaşlar. Herhalde challenge yapıyor. Anlamadım bilmiyorum. Bizi mi trollüyorsun kardeşim? Video çektiğimi mi anladın? Ne yapıyorsun ya? Hayır farklı bir şeyler yap. Kendi haline gol falan at da niye taça sürüyorsun? Abi Vişka'yı denemek istediğim için gol atamıyorum sabahtan beri ama bir saniye ya. Vişka. Vişka. Edin. Vişka, Edin Vişka sonunda vurabildi. O da gol olmadı ya. Elif Elmas'a bak nasıl benzetmişler. Vay. Abi formüle bak. Elif Elmas'ı bayağı benzetmiş bu arada. Vida kafa vurdu ve Ronaldo yine korner. Hadi bakalım. Vida. Abi Vida ya. Vida ya. Vida ne yapıyorsun abi? Niye geri çıkıyorsun ki? Sen kafa vuracaksın abi. Orada niye? O zaman ceza sahasına niye giriyorsun? Aha gol. Abi ne biçim güldüm farkındayım bu arada ama gerçekten çok komik bir olay var. Ne bileyim rakip bizi trollüyor arkadaşlar. Benim de işime gelir yani biz yine galibiyetimizi alıyoruz. Abi böyle şeyler yapmasına hiç hoş bir durum değil. Rakip maçtan mı çıktı artık ne yaptı? Golü yedikten sonra çıldırdı mı? Yok gerçi golü yemeden önce de böyle yapmıştı değil mi? Biz o şekilde mi gol atmıştık? İlginç ya gerçekten. Yani hep oraya doğru sürüyor topu otomatik olarak yanlışlıkla. Eli bir telefonu falan bozuldu galiba. Bilmiyorum anlamadım ama bizim de işimize geliyor yani. Quaresma. Burak Yılmaz. Ndiaye. Vişka hadi artık sen bir gol at Vişka ya. Bak sana hiç beğenmemeye başladım ha. Bak 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 bak. Abi Pogba. Rakip bir de pres de yapıyor. Yani pres yapmasa onu da anlayacağım. Pres de yapıyor. Ne yapmaya çalıştığı hiçbir fikrim yok ya. Bütün oyuncular oraya doğru koşuyor. O zaman ben abi şöyle alayım şunu. Vişka ile artık bir gol atayım ya. Vişka. Vişka. Ay anasını satayım. Yani Vişka bir gol atamadın ya. Ver Manu'ya ver Manu atsın ya. Bak Manu nasıl atıyor Vişka bak gör. Gol nasıl atılır gör. Manu direkt oh my goodness attığım en havalı goldü lan galiba. Bir şey diyeyim mi cidden nasıl gol oğlum bu bak %100 bak top %100 avuta gidermiş gibi oldu ve gol oldu. Çok ilginç gerçekten bayağı bir ilginç bu arada. Vallahi ilginç neyse devam. Neymar Junior Neymar Junior. Aa bunu yine aynı şey yapıyor değil mi doğru.
Unutmuş. Bari kaleciyi falan aç da bir trollenelim ya. Neyse bize atak şansı veriyor. Güzel. Vişka ile ben gol atacağım ulan sana. Dur bakayım atabileceğim mi? Vişka. Resmen adamın üstüne sürdüm abi. Bende de hata var ama. Yani hiç hareket etmiyor. Gerçekten ilginç. Tamam bu sefer de Vişka'ya pas atıp gol atarız abi. Vişka nerede? Roberto Carlos'la atacağım lan. Roberto Carlos. Oğlum vallahi vurdurmuyorlar ha. Adam defansını yapıyor yani. O konuda sıkıntısı yok da adamın. Bu kim? Aha Vida'ymış. Vişka sandım. Hadi. O Vişka galiba. Bu Vişka galiba. Vuramadık. Arkadaşlar Vişka için çok uğraştım ama maalesef olmadı gibi duruyor. Vişka nerede abi? Şu kornerde niye kenarda durmuyor ya? Şu topu da kesmesin artık. Artık biz alalım. Bak yine Manu var burada bak. Burada Vişka olsa şu an. Şikirtel. Bu kim? Vişka. Evet tamam. Lan ulan yeter artık be. Yeter artık ulan. Maç da bitmedi bir türlü. Bu adam böyle yaptıkça. Evet sonunda maç bitti ve maçı kazandık arkadaşlar. Hemen kadroya gireceğim şimdi sizlerle birlikte. Ve kadroda bakacağız bakalım arkadaşlar. Neler var neler yok hep birlikte göreceğiz. Ve transfer önerilerinizi yorumlara siz de yazacaksınız arkadaşlar. Ona göre bir oyuncu transfer edeceğiz sizlerle birlikte. Haydi abicim biraz daha hızlı olursan sevinirim. Evet 5'te 4 isabet düştüğümüz var. Normalde ben bunu 6-7 tane daha atardım ama... Arkadaşlar yani Vişka ile birazcık uğraştık. Vişka demek ki oyun içinde iyi oynayacak arkadaşlar. Bu şekilde olmadığına göre. Gördüğünüz gibi kadromuz şu anda bu şekilde bu kadroya. Yorumlarınızı bekliyorum. Önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kimleri alalım yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Burada da videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenip eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Ben sizler eğlenin diye zaten videoları çekiyorum. Eğer bunu başarabiliyorsam ne mutlu bana arkadaşlar. Şuradan abone olup ailemize katılabilirsiniz. Ben her gün bu kanala efsane videolarla devam edeceğim yani şuradan abone olup bildirimleri alabilirsiniz ve şuradaki iki videodan herhangi birisi tıklayarak efsane bir videoya girebilirsiniz. Bu arada bildirimleri alabilirsiniz dedim ama hani açmadan uçağına basmadan alınmıyor haberiniz olsun o yüzden uçağına da basın ve hoşçakalın sizi seviyorum. Bye bye.